Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Tekrar Ramazan hayırlı olsun. Evvel rahmet, ortası mağfiret. Sonu cihanda azal olan bu ayın hürmetine Allah hepimizi affetsin. Bu korona belasından bizi kurtarsın. Vicahit derslerine kavuşursun. Bu vesileyle korona vefat edenlere kardeşlerim Allah'a rahmet. Kalanları şifada dileriz der. Her zaman olduğu gibi bugün de Mesnevi Nure'den sıra bugün ona geldi. Yaradık sırrını okuyacağız. Bununla ilgili Ahmet Tayin'i kardeşim öyle bir okusun. Sonra beraber üçümüz mütala edeceğiz. Rabbim tesna halkesin der. Tanyer kardeşimin sözü bırakıyorum. Buyur abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinem eyyuhel aziz. Birkaç şeceresinin semeresi insandır. Malumdur ki semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hasiyetlerini, meziyetlerini havidir. Ve keza hilkat-ı alemin ille-i gaye hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Sonra o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şecere-i İslamiyet'e çekirdek ittihaz etmiştir. Demek o çekirdek alem-i İslamiyet'in hem banisidir, hem esasıdır, hem güneşidir. Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Kalbin ihtiyacat saikasıyla, alemin envaıyla, eczasıyla pek çok alakaları vardır. Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak gani mutlak ve hafız-ı hakiki ile itminan edebilir. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir fihriste gibi bütün alemi temsil eder. Ve vahidi hattan başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi, sermedi bir bekadan mada bir şeye razı olmuyor. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edildiği vakit imanla intibaha gelirse nurani, misali alemi emirden gelen emirle öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Ve keza o habbe-i kalp için pek çok hizmetçi vardır ki o hadimler kalbin hayatıyla hayat bulup inbisat ederlerse kocaman kainat onlara tenezzüh ve seyrangah olur. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal mesela en zayıf, en kıymetsiz iken hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır ve şarkta namaz kılanın başını Hacerül Esed'in altına koydurur ve şehadetlerini Hacerül Esed'e muhafaza için tevdi ettirir. Madem Beni Adem kainatın semeresidir. Nasıl ki bir harmanda başaklar dövülür, tasfiye neticesinde semereler istibka ve iddiar edilir. Binaenaleyh haşir meydana da bir harmandır. Kainatın başak ve semeresi olan Beni Adem'i intizar etmektedir. Evet, değerli kardeşim hem tevhidden bahsetti. Sonunda ahiretle noktaladı. Tekrar ediyoruz. Hırkas şeceresinin semeresi insandır. Yani yaratılış ağacının semeresi insandır. Üstad çok bunu örnek veriyor. Yani kağıt bir şecer ağaç diyor. Kitap diyor. Çok. İstersen yeni başlayalım derse gerekli yerde atıflar yaparız. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyüel aziz. Hilkat şeceresinin semeresi insandır.
Şimdi demin ona diyorduk. Biliyorsun Mesnevi'de Şemmen'in sonunda bununla ilgili bir yer var. Hülkat ağacının en mükemmel meyvesi, yani kağıt bir ağaçsa ağacın en mükemmeli nedir? Meyvedir. Sonra ağaç en son yaratılan nedir? Meyvedir. Ağacı ehemmiyet ne içindir? Meyve ne ehemmiyetlidir? Evet, ağacı niye ehemmiyet veriyorsunuz? Meyve içindir. Buldun mu yerini? Şemmen Buluyorum abi. en sonunda oku. Kainat bir şeceredir. Kainat bir şeceredir. Anaasır onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. İnsanlar onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyada nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf, Seyyidül Enbiya ve Mürselin, İmam-ı Muttakin, Habib-i Rabbül Alemin, Hazreti Muhammed'dir. Aleyhi efdelü salati, mademetil ardu ve semavat. Yer ve Bakın gökler burada devam ettikçe evet, salavatın en üstüne onun üzerine olsun demekmiş. manası ver manası ne dedi? Yer ve Evet. gökler devam ettikçe salavatın en üstünü onun üzerine olsun Bakın demiş. burada hem teşbih yaptı değerli kardeşim hem de bir sorunun cevabını verdi. Ne de o soru biliyor musunuz? 31. sözde bir soru, çok müthiş bir soru. Diyor ki soru şu. O zat nasıl şu kağıdın çekirdeğidir dersiniz. Kağıt onun nuruna halk olmuş. Hem kağıdın en ahir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Bakın müthiş bir soru soruyor. Bu soru müstette de bunu cevap vermişler. Tekrar ediyorum. Diyorsunuz ki diyor kağıt o zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl şu kağıdın çekirdeğidir dersiniz. Şimdi bakın bunun 31. sözde bunun cevabında sayfa 789'da Ahmetciğim okur mu sözlerde? 788'de. Sözler. İşte orada başlıyor. Yine açılım yapmış. Buldum 788'i. Evet. Sözler. Evet. Heh. İşte veya ikinci meşgulden başka sualle. İşte Buyur. şu kainata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görünür. Ve şecerenin asıl dalları, şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan alemi süfliğinin anaasır dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. Sani-i Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bu kanunu elbette şu şecere-i azamda da cari olmak muktezai ismi hakimdir. Öyleyse muktezai hikmet şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki alemi cismaniden başka sair alemlerin numunesini ve esasatını cami olsun. Çünkü binler muhtelif alemleri tazammun eden kainatın çekirdeki aslisi ve menşei kuru bir madde olamaz. Madem şu şeceri kainattan daha evvel o neviden başka şecere yok, öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasının giydirilmesi yine hakim isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazarı dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mahasini maneviyesiyle alemi ya nazarı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise
Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Ey Müstefi, oku. Ey Müstemi, şu acip kainat-ı azime, bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibad etme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal, şu kainatı Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? Bu kadar. Yeter. Bu kadar. Görüyorsun nasıl ispatını yaptı. Evet. Bir çekirdekten çam ağacını halk eden, bir çekirdekten binlerce meyve yaratan Cenab-ı Hak nasıl ki kağıdın ilk çekilen peygamberimizden onun nurundan nasıl yapmasın? Daha bu dersi görmüştü. Tekrar söyleyeyim sana. Mesnevi'de evvela halkalar nur ediyor. Evvela Cenab-ı Hak beni nurumu halk etti. O nurdan maddi acine yaratıyor. O maddi acineden bütün semavat yaratılıyor. Bunu daha önce söylemiştik. Peki tekrar derse başlayalım. İspatını yaptı Üstad Hazretleri. Bir daha hırkat şeceresinin başına... Hırkat şeceresinin semeresi insandır. Malumdur ki semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hasiyetlerini, meziyetlerine havidir. Ve keza hırkat-ı alemin ille-i gaye hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Şimdi yine kağıtın bir gayeden bahsetti. Akaid'de gaye deli Allah'ın bana en büyük delidir. Bilal teşbih, demir bir müteahhit çimentoları, efendim demiri, tuğlaları koymuş oraya. Bir gaye var değil mi? Elbette bu gayede bir gayesi vardır. O gaye de kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fazla uzatmadan bunun ispatını mektubatta 19. mektubun 19. işaretinde Hazreti Üstad kâhid-i ille gayesi peygamber. Yani o olmasa malum. Geçen de söylemiştik. Levlaki levlak demaruktur eflak. Sen olmasan bu alemi yaratmazdın. Buldun mu orayı? 6. esas. 6. esas. Oku. Gaye için. 6. esas hem o melek cin ve beşerin seyidi olan zat şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i ilahinin timsali ve muhabbet-i Rabbani'nin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatin en parlak siracı, tılsım-ı kainatın miftahı ve muamma-i hırkatın keşşafı ve hikmet-i alemin şarihi ve saltanat-ı ilahin... Anlatıyor. Hırkatın muamması, miftahı, muamma hırkatı. Ben sadece buradan bir tanesi söyleyeyim. Hırkat-ı alemin keşşafı, yani bu alem için yaratıldı. Gelin bunun üstadlar 19 sözden, 3. Raşa'dan, Ahmet Karışık sayfa 320'de, bakın bu alem için yaratılmış, insan neye gidiyor? Bunun bu keşşafı, bu sırrı kim açacak? Peygamber açıyor. Buyur dinleyelim. Buldun mu? Eğer istersen. Eğer istersen, asr-ı saadete Cezire-i Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemali suretle mümtaz bir zatı görüyoruz ki elinde mucizuma bir kitap, lisanında hakayı karşına bir hitap, bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyi tebliğ ediyor. Sırrı hilkat-ı alem olan muamma-i acibanesini hal ve şerh edip ve sırrı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek. Bak keşfediyor. Keşfediyor. Evet. Bütün mevcudattan sorulan, bütün ukulü hayret içinde meşgul eden, üç müşkil ve müthiş suali azim olan necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun suallerine? Mukni, makbul cevap verir. Evet, Allah razı olsun. Erdi Bey tekrar devam, aynı sözlere devam edeceğiz. Şimdi mektubattan devam edeceğiz. Tamam. Mektubattan bir şey söyleyeyim. Ene bahsinde de var. Bir daha söyleyeyim. İki kutu var. Ene. Bir kutuda hazine var. Hazine açmak için de diğer bir kutunun içinde anahtar var. Mektubatın iki kutu var. Bir kutunun hazine var. Hazine Esma-i İlahi, Allah'ın varlığı. Diğer kutu var. Kainat.
Fakat onun içinde de bir anahtar var. O anahtarı bulup açman lazım. Yani ben neyim? Niçin buraya geldim? Bunu bilirsen sonra kağıtı açıyorsun. İşte okuduktan yana kardeşimiz kağıtı, niçin kağıt yaratılmış? Nereye gidiyor? Ne olacak? Bu sırrı, keşfini kim anlatıyor? Anlatmış Peygamberimiz. Biz sadece Peygamberimizi öven vasıflardan bir keşif anlattık. Diğerini söylemiyoruz. Devam edelim. Hakkın en münevver bürhanı, evet. Hakikatın en parlak siracı, tılsımı kainatın miftahı, muammayı hılkatın keşşafı, keşşafı. Hikmet, evet. İşte keşşaf, evet. Ve hikmeti alemin şarihi, saltanat-ı ilahin dellalı, mehasini sanat-ı Rabbani'nin vassafı ve camiyeti istidat cihetiyle o zat, mevcudattaki kemalatın en mükemmel enzümeci, en müzeci özeti. Öyle ise o zatın şu efsafı ve şahsiyet-i maneviyesi işaret eder, belki gösterir ki o zat kainatın illet-i gayesidir. İşte illet-i gayesi bu. Yani olmada yaratılmaz. Evet. Yani o zata şu kainatın halifi bakmış, kainatı halk etmiştir. Eğer onu icat etmeseydi, kainatı da icat etmezdi denilebilir. Evet. Cin ve inse getirdiği hakayık-ı Kur'aniye ve envar-ı imaniye ve zatında görünen ahlak-ı aliye ve kemalat-ı samiye şu hakikata şahidi katıdır. Kesin bir şahittir. Bunun özeti yani ne demek? Levlak-ı levlak. Geçen de söylemiştim. Maalesef bazı ilahçı kardeşlerimiz bunu anlamıyor. El-El-Kari'de Şer-ü Şifa'da 1. cilt sayfa 6, bir de Acun'da geçen Keşf-ül Hava'da geçiyor. 2. cilt sayfa 164. Yani evet, tekrar mesleğe devam et değerli kardeşim. Evet. Sonra o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şecere-i İslamiyet'e çekirdek iddiaz etmiş. Kim o çekirdek? Peygamberimiz. Gelin bir üzerine bir daha duralım. Zerrede bununla ilgili bir yer var. 243. Yani. Sayfasında zerrede. Tamam. Onu bul, oku bak. Niye aslan diye başladık? Çünkü bakın değerli kardeşim. Evvela çekirdeğe giriş yapmadan önce biliyorsun ki nedir? İnsanın en mükemmel şeyi insan, peygamber olduğumuza göre daha önce söylemiştik bunu. O halde bakın oku bakalım şimdi. Ben şimdi karıştırırım. Oku. Aslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunun mesela letafetine dikkat edilirse yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da teçhizat almak üzere muhakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve keza insan... Bak, buraya kadar insanın anlattığı insanı, yani hayvana bakıyorsun belli. Meyveye bakıyorsun belli. Elbette ki insanın bir gayesi vardır. Ama en mükemmel deyince insanda, yani bir şey mutlak zikredilirse kemal-i masruf'da kaidesine göre şimdi insan en mükemmel kim? Onu anlatacak. Şekilde kimse en mükemmel odur. Ve keza işte oku. Ve keza insan hılkat semeresi olduğundan anlaşılır ki insanlardan bir çekirdek var ki Cenab-ı Hak şeceri hılkati o çekirdekten imbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehl-i kemalin ve belki nevi beşerin nısfının ittifakıyla Eftelul Halk Seyyidül Enam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah razı olsun. Çok devam et. Demek o çekirdek orada kaldı. Demek o çekirdek alemi İslamiyet'in hem banisidir, hem esasıdır, hem güneşidir. Bak güneş tabii 30 bin sözde bir cümle geçiyordu. Ben onu ezber söyleyeyim. Diyor ki bir şey efendim nasıldı o? Bir şeyin neticesi
o şeyden evvel düşünülür. Böyle bir kaydı var. 30 gün sözde sonda. Bir şeyin neticesi o şeyden evvel düşünülür. Mesela diyelim ki koltuk takımı önce gelir yoksa oturmak mı? Yani oturmak önce gelir. Lokanta mı önce gelir yoksa yemek yemek mi? Yani yemek yemek önce gelir. Değil mi? Peki evet. Mana mı önce gelir? Madde mi önce gelir? Öyle mana ilacı gelir sonra madde olsun. O halde bu kağıdın güneşi kim? Peygamber sellem. Manası kim? O. Sonra fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Bak kalp, işaret edeceğiz de kalp, maddeyi düşünmeyin. Manevi olarak ele alacağız burada. Mesela Mesnevudriye'de, evet. Habbe'de yine, sen okuduğun Habbe'nin 200 sayfa sonra 159'da kalbi anlatıyor bak değerciğim, kalbi. Kalbin umuru dünyeviye ile kasten iştigal etmek için yaratılmamış olduğu, yaratılmış olmadığı şöylece izah edilebilir. Bir daha okuyorum. Bir daha oku. Kalbin umuru dünyeviye ile dünya işleriyle kasten iştigal etmek için yaratılmış olmadığı şöylece izah edilebilir. Bak iki mana var. Bir hani insanın yaratılış gayesi sadece dünya için değil. Sen dedin dünya için değil. Zaten tamam. Ayette var ya ben insanları cinleri ancak bana ibadet etsin diye beni bilsin diye yarattım. Evet. Peki insan dünyaya geldi göre birinci kastı ne? Diyelim Van'dan İstanbul'a ticaret için gelen bir esnafın birinci kastı ne? Nedir o? Ticaret yapmak. Yaptan sonra boş zamanda Ayasofya, Süleymani gezer. Dolaşabilir. Evet. Ama birinci kastı o. Ters yapsa da geçse ticareti bıraksa olmaz. İşte insan da bu dünyaya giriş gayesi bu. İşte bunu ispat edecek. Kalbin sadece dünya için yaratılması olması şöyle olacak. Bu birinci mana. Bir de değerli kardeşim, insan midesi acıkınca ne ister? Yemek ister. Ve mide açlığını yemek doyurur. Başka şey doyurmaz. Sana bir elbise alalım, ayakkabı alalım. Bunlar doyurmaz. Miden açlığını ekmek, gıda doyurur. Peki kalbin açlığını da ikinci olarak demek ki ne doyurur? Hiçbir makam, mevki, inen para doyurmuyor. Doyurmaz. Rahmetli kaç sefer bunu söyledik. Fırıncı abi Nurtaş'ın kaç sefer söyledi sohbetten Allah gani rahmet eylesin. Ne dedi? En zengin ülkelerde sen de kaç tane söylemiştin. İskandinav ülkelerinde en çok intihar orada. Bunlar, oranları orada fazla. Maddesi doyurmuş. Zeki, zengin. Evet. Bir eli yağlı bir eli balda. Niye intihar ediyor? Demek kalp aç. Kalp evet. Doymuyor. Demek ki kalbin birinci kastı ne? Onu alacak şimdi. Biz ikinci kastı dünya için doyurmuyor. Oku bakalım şimdi. İspat edecek. Kalbin görüyoruz. Görüyoruz ki kalp hangi bir şeye el atarsa bütün kuvvetiyle, şiddetiyle o şeye bağlanır. Büyük bir ihtimamla eline alır, kucaklar. Ve ebedi bir devam ile onunla beraber kalmak istiyor. Ve onun hakkında tam manasıyla fena olur. Ve en tam büyük en büyük ve en devamlı şeylerin peşindedir. Talebindedir. Halbuki umuru dünyeviyeden herhangi bir emir olursa kalbin istek ve amaline nazaran bir kıl kadardır. Bak kıl diye aklıma geldi. Kıl diye ehemmiyetli bir şey. Hazreti Üstad 19. sözün 10. reşasının sonunda diyor ki bakın dikkat. Bütün dünyevi istikballer ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Yani kıldan da beden. Kıl bir şeyini bir ele geçiyor, görüyor. Serap ne? Serap nedir abi? Olmayan şey görüyorsun. Hayal diyor. Serap. O da bütün dünya istikballer ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Yani bir şey yok. Bütün makam peki. Kalp bunu duyacak. Sonra peşine diyor ki öyle bir saadetten peygamber haber veriyor ki bütün saati dünyeviye ona nispeten bir belki zalin bir şemserme nispeti gibidir. Kalp bunu bilecek. Sanki devamlı yanan bir güneşe karşı bir kıvılcımın ne esamesi olur? Hakikaten böyle olur. Bir kıl kadardır. Mevla Hazretleri de, şimdi ben sana okusam uzun sürecek o. Dönüş ağda kısa bir yer var dönüş ağda. Diyor ki, bakın okutayım Ahmetciğim sana şu anlarda. Sayfa 95. 95'i açar mısın? Bak şimdi madem kıl deyince aklıma geldi. Yani kıl, gölge gibi bir şey. Birinci sayfa 95'te birinci mertebe asbiyede
Evet. Bak bendeki yani aşkı beka kalpten geliyor. Oku. Evet. Oku. Bendeki aşkı beka bendeki bakaya değil. Belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamili mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış. Gölgeye yapışmış. Aynenin bekasına aşık olmuştu. Hasbunallah ve nimel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hakkal yakın zevk ettim ki bekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda Baki Zülkemal'in bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için layemut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermediği bir ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuur-i imani ile takarrur eder. Yani özetle biz dünyada hatırlar mısın? Yemek duası yapıyoruz Erdiç'im. Ne diyordur? Bize gösterdiğin nimetlerin gölgelerin asıllarını göster. Demek el hak, el hakikat bu dünyadaki bütün her şey gölge bakıyor. Asıllarını göster deyince işte kalp gölgeyle tatmin olmuyor. Nereye tatmin olacak? Asıllarıyla. Ve peygamberin şey demin okuduk ya üstad ne diyor? Bütün dünyevi saadetler ona nispeten bir gölge dahi değil. İşte kalp bunu bilirse ancak tatmin olur. Devam et şimdi mesleğinden. Demek kalp ebedül abada müteveccih açılmış bir penceredir. Bu fani dünyaya razı değildir. Anlaşıldı. Tekrar derse dönüyorum. Derse dön. Demek o çekirdek, o çekirdek alemi İslamiyet'in hem banisidir, hem esasıdır, hem güneşidir. Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Kalbin ihtiyacat sayfasıyla, alemin envaıyla, eczasıyla pek çok alakaları vardır. Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak gani mutlak ve hafiz-i hakiki ile itminan edebilir. Ona girmeden dünya dolduracak o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Bakın kalp. Demek kalp bir şey doymuyor. Aynı bu Üstad 17. sözde Ahmet Kacım sözlerde saat 296'da 17. sözde bir güzel bir Farsça ibarette bunu güzel dile getiriyor. Bu sözü açıyor. Buldun mu oraya bak. Buldum. Ha, bak oku. Güzel. Güzel değil batmakla kaybolan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum, hakiki güzel olamaz. Aşk-ı ebedi için yaratılan ve aynı samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Demek ki sevilmez. Demek ki kalp ne için yaratılmış? Aynı samet. Allah aynı olsun diye. Ama sen kalkıp da dünya şeyleri yaparsan sevme, sevilme diyor. Bir matlup ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp ona perestiş etsin ve ona bağlansın kalsın. Bir maksut ki fena da mahvoluyor. O maksudu istemem. Çünkü faniyim. Fani olanı istemem. Neyleyim? Allah Allah. Bir mabut ki zevalde defnoluyor. Onu çağırmam. Ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabud olur? Evet. Zahire müptela olan akıl şu keşmekeş kainatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmekle meyusane feryat eder. Ve baki bir mahbub arayan ruh dahi
La uhubbü nafilin feryadını ilan ediyor. Bak burada hem akıl, hem kalp, hem ruh beraber hareket etti. Bak ruh demesini çok enteresan söyledi. Sana da aşağıda gelecek onu. Evet. İstemem. Ne dedik? Ancak gani-i mutlak ve hafiz hakkıyla itmina edebilir. Mesnevi'de evet. Bu ayet-i kerime açmıştı. Buldun mu onu sayfa 80'de? Mesnevi'nin öyle. Ve keza diye başlıyoruz. Bak şimdi ben sana söyleyeyim. Ve keza külfetle uğraşmak da yoktur. Çünkü kudret sahibi en alttan al. En alttan. En alttan. Ve keza, evet. Ve keza eşyanın esbaba isnadındaki istibattan ve istirraptan bir daha okuyayım. Ve keza eşyanın esbaba isnadındaki istibattan ve istirraptan hasıl olan inkardan neşet eden dalaletlerden hasıl olan ızdırabat bütün akılları ruhları vacip vücuda firar ve iltica etmeye mecbur eder. Bak demin Ahmet Karşı okudu ya, hem akıl hem ruh bunu beraber bunun doymadığını söyledi. Şimdi bunu ifadeden sonra kağıta bakıyor. Allah aramayıp da esbaba şuna buna diyenlerde akıl ve ruh tatmin olmaz. Şimdi kalp nasıl tatmin olacak? Devam et şimdi. Çünkü ancak onun kudretiyle, iradesiyle her müşkül hallolur. Ve kapalı kapılar açılır. Ve onun zikriyle kalpler mutmain olurlar. Binaenaleyh necat ve halas ancak Allah'a iltica ile olur. Feferru ilallah ela bi zikrillah tetme'inul kulub. Hepiniz Allah'a koşun. Birinci ayet. İkincisi haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. Çok abilerden dinledim. En basit bir çamaşır makinesi ve buzdolabının çalışması için katalog olabilmen lazım. Değil mi? Katalog olmayınca çalışmaz. Kalbin çalışma kataloğu ancak Kur'an zikir olacaktır. Zikir. Ya Allah rahmet eylesin yine Fırıncı abi bir ders yapmadık da derste bir mevzu geçti. Dedi ki mazide eda etmediğin nimetten şükrünü kazanmak lazımdır. Selçuk'ta ders yaparken benden sonra da ben de Fırıncı abi sen söylersin dedim. O dedi ki zikir evet zikir. Namaz kılmada zikir, Kur'an okumada zikir, tesbih çekmede zikir. Ama bu asırda Kur'an'la beraber Risale okumak da büyük zikir dedi. Ve Kastamonu alakasında sizin yayına göre 308 sayfasında, 308'de Envar'da 250 sayfasında bunu anlatıyor. Onu okudum, tatmin oldum. Bir devam edeyim. İkinci paragraf Mesnevi'den. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir fikriste gibi bütün alemi temsil eder. Ve vahid-i ahad'dan başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi, sermediği bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. Bunu çok okuduk ama fakat malum ettakra aslen böyle 180 çok önemli. Çünkü kalp ancak ebed diye razı olur. Nitekim sözlerde 29 sözde 8. Evet. Mezarda 705 mi olur galiba? Onu da okur musun Ahmet? Okuyorum. Oku. İnsanın fıtrat-ı zişuru olan vicdanı saadet ebediye bakar, gösterir. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed sesini işitecektir. Bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan o ebed için mahluktur. Demek bu vicdani olan incizap ve cezbe bir gaye hakikiyenin ve bir hakikati cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. 10. sözün 11. hakikatinin hatimesi bu hakikati göstermiştir. Evet. Bir daha Erdicim ve keza al ve keza kalbin. Alayım abi. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir fikriste gibi bütün alemi temsil eder. Ve vahid-i ahad'dan başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi, sermedi bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. Mesela bak harita. Haritada bir nokta ve harita değil. Harita bir nokta düşün. O nokta bir şeyi temsil eder. Bir kitabın firisesinde
yer alan bir konu başlığı da o kitaptaki konunun tamamını ne yapar? Temsil eder. Bak nokta bu. Mesela uluslararası bir toplantıya giden bir adam, katılan bir adam, bir kişinin o ülkeyi temsil etmesi gibi insan hafızası da levh-i mahfuzu temsil eder. Ruhu, alim ervahı, hayali, alim-i saadet temsil eder. Aynen bunun gibi kalp de bu alimlerin hiçbir tatmin olmaz. Ancak o bütün alimin sahibi olan Cenab-ı Hak'tan başka kimse tatmin olmaz. İşte onun gayesi, özetle söyleyeyim, bu fani eşyayla bir süre beraber olmak değil, ebedi, sermedi bir bekale cennette ebedi saadet olması lazımdır. Kalp ancak buna doyuyor. Peki insanın çekirdeği olan kalp, oku bakalım. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle imanla intibağa gelirse, nurani, misali, alem-i emirden gelen emirle öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Bir daha insanın çekirdeği biraz şey İnsanın yok. Çekirdeği olan kalp hızlı gitme. Evet. Tamam. İnsanın çekirdeği olan kalp ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle bak imanla şimdi. Yani bu paragrafta kalbin inkişaf yoluyla inkişafı nazara veriyor. Kalp kulluk toprağı altında ihlasa girecek. Yani kulluklarını Rabbinin rızasını göstererek. Malum ubudiyet var, bir de ibadet var. Ubudiyet Allah'tan gelen razı olma demektir. İbadet de Allah'ın razı olduğu yerine getirmektir. İslam emri tutacak ki intibaha gelsin, açılsın, büyüsün. Ubudiyet kulluk demektir değerli kardeşim. İman, insan sonsuz olan efendim fakrını, aczini, kusurunu ne kadar çok idrak ederse ondaki kulluk şuurda o nispetle ne yapar? İnkişaf eder. Aksi halde gafleti artar, gurur ve kibri gelişir. Aczini, fakrını, kusurunu şuurunda olmak ubudiyettir. Ubudiyet tarifi bu. Aczinin, fakrının ve kusurunu şuurunda olmaktır. Bunun gerini yapmaya da ibadet denir. Bu şuurda olursan ubudiyet yapmak da ibadet denir. Ubudiyet devamlıdır. İbadet ise sürekli değildir. Mesela insan daima kuldur. Ama daima ibadet etmez. Mesela iki namazını kıldık elhamdülillah. Akşamımızı daha vakti girene kadar bekliyoruz. Bu daha ubudiyet, kulluk yapmıyoruz. İbadetle mükellef değiliz. Ama ubudiyeti ne yapıyor? Devam ediyor. Ne demek? Harama bakmaz. Yalan söylemez. Gıybet etmez. İnsanı aldatmaz. Kul hakkını çiğnemez. İşte insan bütün bu ubudiyet görevini ihlasla, yani sadece Allah rızası için yerine getirdiği vakitte kalp çekirdeği ne yapar? İnkişaf eder. Böylece intibaya gelen kalp insan cismaniyle ruh olur. İşte bu. İntibaya gelen kalp insan cismaniyle ruh olur. Yani nasıl bedendeki organlar ruhun emriyle hareket ediyorlarsa, böyle bir kulun cismani alemi de o nurlanmış kalp ile canlanır, hayatlanır. Bütün organlarını hayır işlerde kullanır. Manen hayatlanır. Üstadın ifadesiyle cennete layık bir kıymet alır. 23 sözü öyle diyor. Peki eğer o kalp çekirdeği böyle eğer bir terbiye görmezse. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateşle yanması lazımdır. Evet, bunu Mesnevi'den bir yerle okuyalım da öyle bunu taşlandıralım. Mesnevi'de şeyde Zerre'de yine 238. sayfasında. Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdut, ömrünün günlerin mağdut ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Bu 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse ila maşallah semere verecek 100 tane ağaç olur. Aksi takdirde ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin edemez. Kezalik senin o 100 senelik ömrün de
şeriat suyuyla iska ve ahirete sarf edilirse alemi bekada ilelebet semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh semeradar 100 tane hurma ağacını terk ve 100 tane çekirdeklere kanaat ile aldanırsa o adam hutameye yani cehenneme hatap olmaya layıktır. Demek ki kalp çekirdeği günahlarla, isyanlarla kararır. Eğer insan samim bir tövbe eder de ederse, yanlış yoldan dönerse, salih amelini arttırmaya devam ederse kalbi ne yapar? Yeniden nurlanır. Allah bu Ramazan'da kalbi nurlandırmak nasip etsin. Aksi halde Allah nurlandırmasa bu iş ahirete kalır. Cehennem azabı tattıkça isyan lekeleri ve zulmetleri ortadan kalkar. Sonunda nura inkılap edinceye kadar cennete girmeye liyakat kazanmış olur. Hani ne derler? Meyve vermeyen ağaç kesilir, yakılır. Koy, süt vermeyen koyun kesilir. Bal vermeyen arı telef edilir. Demek ki insan da bal verecek. İnsan meyve verecek. İnsan da süt verecek. Değil mi arkadaşım? Bunu vermezse et verecek. Yani o adı nasıl ki süt vermeyen, et vermeyen koyun kesilir, meyve vermeyen ağaç yakılır, bal vermeyen arı telef olursa insanda ne olur? Mantıken anlamaz. Anladın mı? Ve keza o devam et mesleğinden. Ve keza o habbe-i kalp için pek çok hizmetçi vardır ki o hadimler kalbin hayatıyla hayat bulup imbisat ederlerse kocaman kainat onlara tenezzüh ve seyrangah olur. Bak kocaman kainat deyince bak işte mesela kalp inkişaf olursa muhteşem kainatı çok geride bırakacak bir manevi üstünlüğe, derinliğe, büyüklüğe ulaşır. Kainatı geride bırakır. Mesela göz küçük ama güneş işini alıyor. Yıldızlar işini alıyor. Ormanlar dolaşıyor. Onların akışlarını içine alıyor mu göz? Alıyor. Aynı bunu o hisler de bütün kainatı tenezzü eder, dolaşırlar. Mesela sevgi hissi var mı insanda? Var. Var. Yıldızları sever, denizleri sever, dağları sever, bağları sever. Bu gezinti arkadaşlık eden fikir ise, madde fikre gidiyor, bu seyahatten çok bereketli tefekkür meyveleri koparır. Hatta bir tane tepik mesela Ahmet Karaca hatırlatsın bize. Mesela üstad bir yerde giderken görüyor tarlayı nasıl doğru hatırladın mı? Bu tarla kimin? Buğday tarlasını tebrik ediyor. Buğdayı sizin, tefekkürü benim diyor. Bunlardan daha fazla ben lezzet alıyorum diyor. İşte demek ki fikir kalp diliyle beraber hepsini işine alıyor. Evet. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal, mesela en zayıf ve en kıymetliyken hapiste bir zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır. Ve şartta namaz kılanın başını Hacer-ül Esved'in altına koydurur. Demek kalp çekirdeğinin imanla itibara gelmesi ve salih amellerin inkişaf etmesi, onun yardımcı olan, hizmetçi olan duygular da, hisler de inkişaf ederler. Bunu örnek olarak hayali veriyor üstad. Ne diyor? İnkişaf etmeyen bir kalbin hayali insanı boş hülyalarla hani üstad ne diyor? Güzel gören nasıldır? Güzel düşünür. Güzel düşünen de hayata lezzet alır. O zaman böyle bir hayal şartta namaz kılanın başını Hacı Esra altına koydurur. Bilmiyorum buraya uyar mı? Hatırlar mısın? Avukat Bekir abi ben kimden dinledim de şimdi isim hatırlayamam ama şeyde İngiltere'de tedavi görüyor. Hatırladın evet. Mı Ahmetçiniz? Hani evet, hatırladın evet. Nasıldı onu? Bak. Kanser tedavisi görüyoruz. Şu an tedavisi orada. Tabii ki sıkıntılı bir vaziyette secde namazda secde yapması lazım. Zorlanıyor. Allah. Ya Rabbi diyor. Ondan sonra beni secdeden mahrum etme diyor. Kapanıyor. Kendisini Kabe'de Hacer-i Esved'in karşısında görüyor. Allah Allah. Ya bir daha şöyle çok hoşuma gitti ya. Bir daha söyler misin ya? Üstadın dediği gibi burada yani. İşte öyle kanser tedavisi görüyor. Namaz kılmak, secde yapmak noktasında her şeyi böyle bağlı zor vaziyetinde.
Ya Rab beni secdeden mahrum etme, sana karşı secdeden mahrum etme diyor. Secdeye Allahu Ekber dediğinde karşısında Kabe, Hacer-ül Esed'e ondan sonra karşı secde etmiş vaziyette görüyor. Maşallah. Hani bazı insanlar vardır, Kabe etrafına dolaşırlar. Bazı da Kabe etrafına dolaşır. İşte demek güzel, hayalle düşüncesi. Üstad diye mesele diyor ki, şuaranın başka şeyler düşünmesi hayal fasık olur. Demek üstad hayal de fasık etmiyor. Ya, güzel düşünenler var ya hayaller. Zaten biliyorsunuz ki bu da bu hakikati bir de üstadız deri. Lamaat'ta evvela tahayyül olur. Sonra tasavvur gelir. Sonra gelir taakkul. Sonra tasdik gelir, ediyor. Sonra izan olur. Sonra gelir iltizam. Sonra itikat gelir diye hatırlar mısın? Bu da ayrı mertebe inşallah. Evet. Bir gün bunu yaparız. Evet, sonra artık bölüm okuyan bitirelim değerli kardeşim. Madem madem beni Adem kainatın semeresidir, nasıl ki bir harmanda başaklar dövülür, tasfiye neticesinde semereler istibka ve iddihar edilir. Binaenaleyh haşir meydanı da bir harmandır. Kainatın başak ve semeresi olan beni Adem'i intizar etmektedir. Onunla ilgili bir yer okusam Mesnevi'de başak ve semeresi. Nerede? Ben şimdi onu şeyde 161'de. 161 mi? 161 yanlış yazmışım. 161'de. Öyle. Ey haşir. He, tamam. Ey haşir ve neşir inkar eden kafasız. Ömründe kaç defa cismini tebdil ediyorsun? Sabah ve akşam elbiseni değiştirdiğin gibi her senede bir defa tamamıyla cismini tebdil ve tecdid ediyorsun. Haberin var mıdır? Belki her senede, her günde cisminden bir kısım şeyler ölür, yerine emsali gelir. Bunu hiç düşünmüyorsun. Çünkü kafan boştur. Eğer düşünebilseydin, her vakit alemde binlerce numuneleri vukuğa gelen haşir ve neşri inkar etmezdin. Doktora git, kafanı tedavi ettir. Maşallah, ne güzel. Nasıl ben gördüm mü köylerde böyle harman yaparken şey yaparlar, rüzgara vururlar, şey, samanlar gider değil mi? Uçar. Hatırladın mı Ahmetciğim? Böyle bir şey vardı. Evet. Şeyin buğdayın ağırlığından düşer. Samanlar rüzgardan şöyle birkaç metre ileriye dökülür. İşte biz de inşallah oraya döküleceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak bizi nur talebine ayırmasın. Bizi kendine kul, Habib-i Ümmet Rıza talep etsin. Okunan sözdeki maksadı bizi bağışlasın. Maksat hürmetine bize tahki iman nasip etsin değerli kardeşlerim. Ders alan, kendine gelen ve kendi bilme ışığı altında hakkın marifetine gerçek sülal zümresi bir ithak etsin. Buyur Ahmetciğim. Evet. Subhaneke. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.